Rabbinin ismini okuması gerekir. Marifetullah, Allah'ı tanımak demektir. Allah'ı tanır, tanıdıkça sermayesi artar ve Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapar, muhabbetullah'ı kazanır. Bu aleme bunun için gelmişiz. Yani Rabbimizi tanımaya, aklımızı kullanmaya, Rabbimizi tanımaya, dolayısıyla muhabbeti kazanmaya, imanı kazanmaya gelmişiz. Öz olarak insan budur. Aşk deyince, muhabbet deyince, marifet deyince önce onu peygamberler üzerinden anlamamız gerekir. Aşkı değil, aşığı, aşıkları tanımamız gerekir. Kul aşık olunca hali nasıl olur? Her bir peygambere baktığımızda yaşadıkları hayata göre, imtihanlara göre aşık nasıldır? Her biri üzerinden görüyor ve şahit oluyoruz. Her biri sırası geldiğinde, imtihanlara tabi tutulduğunda, evet, imanlarının gereğini, aşklarının gereğini ortaya koymuş, kurban etmiş ve kurban olmuşlardır. Hiçbir şekilde Rablerine itiraz etmemişlerdir. Yapamam, edemem, beceremem dememişlerdir. Geldiklerinde her biri tek başınadır. Küfürde, şirkte olanları imana davet ediyor, tek başınadır. Ben tek başıma ne yapabilirim demiyor. Rabbim emretmiş, işi o yapıyor. Hidayeti o veriyor. Bana düşen Allah'ın emrettiği gibi davet etmektir, tebliğ etmektir, anlatmaktır, Allah'ın ayetlerini beyan etmektir. Bununla beraber Rabbime şahit olup kendi üzerimde kulluğa, evet, şahadet ettirmektir. Yani şahit olmaktır. Bütün peygamberler örnektir, yani şahittir. Hepsi uyarıcıdır, hepsi müjdecidir, hepsi nur saçan kandildir. Hepsi önderdir, imamdır, hidayetçidir ve hepsi velidir. Allah'a yakındır, mukarrabundur. İmtihanlara tabi tutulurken Allah nasıl seviyorsa, nasıl emretmişse öyle dururlar, öyle yaparlar. Bir beşer olarak elbette ki hem sevinirler hem üzülürler. Ama asla Allah'tan başka tarafa dönmez. Allah neyi emretmişse, nasıl bir imtihana tutmuşsa, onun kendisi için mutlak hayır olduğunu, evet, bilmiş ve iman etmişlerdir. Bundan emindirler. Ya! Nasıl ki Hazreti İbrahim ateşe atılırken Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah bana vekildir, o ne güzel vekildir. Kendini düşünmüyor. Rabbinin hükmünü düşünüyor. Bu hükmü o vermiş. O dilemeseydi, o imtihana tabi tutmasaydı, evet, Nemrud'un haddine mi düşmüş onu ateşe alsın? Aynı şekilde başka bir sürü imtihana tabi tutulmuştur. Bir de evladını kurban etmekle imtihana tabi tutulmuştur. Hazreti İsmail canını kurban etmekle imtihana tabi tutulmuştur. Zaten Eyüp Aleyhisselam'ı biliyoruz. Hem malıyla imtihana tabi tutuldu, evladıyla, ailesiyle imtihana tabi tutuldu. Hepsini kaybetti, sağlığını kaybetti. Ama bir sefer bile neden, niçin demedi.